şu mesajları verdi. Birliğinizi olarak Grünburg'a davet edilmek benim için çok önemli. Sizin ve tüm dernek üyelerinizin Grünburg'da ülkenizi ve kültürünüzü yaşatmanız, bunun yanı sıra başka kültürlerden olan insanları da davet etmeniz son derece olumlu ve barışçıl bir tutum. Atik Grünburg kendisi, Horon ekibinin tempolu gösterileriyle neşe içerisinde devam etti. Efendim, bu toplantı sırasında Avusturya Genel Temsilcimiz Ali Tarakçı, ki o sırada daha henüz işte final belli değil, kim kazanacak, Avrupa şampiyonu kim olacak, bir tahmin sorusu yöneltti Klaus Luger'e. Ve Klaus Luger bu tahmine bir yanıt verdi. Şimdi biliyoruz ki şampiyon kim? İspanya. Bakalım hep birlikte dinleyelim. Klaus Luger finalden önce hangi tahminde bulunmuş? Und ich pflege immer das zu sagen, was ich mir denke. Und ich lüge auch jetzt nicht vor einem türkischen Fernsehteam. Mein Finaltipp lautet Spanien. Wahrscheinlich, also Europameister wird Spanien in meinen Augen. Vermutlich im Finale könnte es vielleicht Kroatien oder Deutschland werden. Ja, ich denke Spanien, Holland. Auch das halte ich für denkbar, aber das ist mir völlig egal, wie Spanien wird Europameister. Evet efendim, alkışlıyorum Klaus Luger'i, kendisi burada. Dedi ki yani her halükarda ben İspanya'nın kazanacağını tahmin ediyorum dedi. Also Klaus, das war eine Statistike Meinung oder dein Herz sagte, dass es Spanien sollte mal also Champion sein. Nein, es ist mir fast peinlich, aber ich habe schon bei Beginn der Europameisterschaft in österreichischen Medien einen Tipp abgegeben und habe gesagt, es ist Zeit für Spanien, weil diese Mannschaft sehr stark ist, weil sie international gute Erfahrungen hat, aber die Favoriten meines Herzens waren andere, natürlich mein eigenes Heimatland Österreich an erster Stelle. Und ich habe auch große Sympathien gehabt für die Art und Weise, wie die Türkei gespielt hat. Aber es war für mich leider zu offen, dass Spanien wahrscheinlich Europameister wird. Es war eine Entscheidung für mich der Vernunft, des Hirns, und ein bisschen kenne ich mich im Fußball aus und deswegen habe ich auf Spanien getippt. Efendim, çok kısa özetle söyleyeyim. Daha önce de Avusturya medyası böyle bir tahminde bulundurmuştu siyasetçileri. Ve ben o zaman İspanya'nın şampiyon olacağını tahmin ettiğimi söylemiştim diyor Klaus Luger. Ama şunu da ekliyor. Tabii ki diyor, kalbimden Avusturya'nın şampiyon olması geçti. Hatta Türkiye'ye de orada bir çiçek attı sevgili Klaus Luger. Ama sonunu da şöyle bağladı konuşmasının. Ben biraz futbolu tanıyorum dedi. Öyle mi Doktor Selçuk Erbaş? Evet, evet. Efendim, ilerleyen dakikalarda tecrübelerimizi Doktor Selçuk Ergüvenç yapacak. Zaman zaman kısaysa ben hemen devreye gireceğim ki hızlı hızlı program devam etsin diye. Avrupa Şampiyonası finali İstanbul'da da son derece güzel bir davetle, yaşandı. Nerede? Avusturya'nın İstanbul Yeniköy'deki Başkonsolosluk Sarayı'nda. Josef Zeiger, Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosu, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bir davet verdi ve ATV Avrupa olarak biz de o davetteydik. Hep birlikte izleyelim. Viyana'da Avrupa Futbol Şampiyonası finali oynanırken, Avusturya'nın İstanbul Yeniköy'deki Başkonsolosluk Sarayı'nda da aynı final heyecanı yaşandı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı ve Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosu Josef Zeiger'in verdiği final davetinde canlı müzik, bombala gibi aktiviteler yer alırken Venezuelalı top çambazı Ronaldo da ilginç bir şov sergiledi. Swiss Hotel'in usta aşçılarının hazırladığı yemekler açık büfelerde misafirlere ikram edilirken geceye çok sayıda sponsorun katıldığı gözlemlendi.
ATV adına ATV Avrupa Genel Müdürü Murat Erker'le Avrupa'da 7 günün yapımcısı Fatih Güllapoğlu'nun katıldığı davette Türkiye güzeli Leyla Tuğutlu da konuklar arasındaydı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Bogislav von Kummer'le Alman diplomatların da katıldığı davette Avusturya Başkonsolosu Zayger, Avrupa'da 7 güne şampiyonanın en önemli sonucunun ne olduğunu anlattı. Wie ich heute schon in meiner Ansprache gesagt habe, die Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz und in Österreich war eine Veranstaltung, wo es zu keinerlei negativen Pressemeldungen gekommen ist. Es war eine Veranstaltung, wo die Leute sehr, sehr friedlich miteinander umgegangen sind, wo die sich gemeinsam gefreut haben, wenn eine Mannschaft gewonnen hat, die aber auch gemeinsam gelitten haben, wenn eine gute Mannschaft ausgeschieden ist. Und ich glaube, dass dieses Turnier einfach gezeigt hat, dass Menschen miteinander im positiven Sinn umgehen können. Und das sollte an sich ein Zeichen dafür sein, wie wir in Zukunft miteinander umgehen und wie wir das Gemeinsame gestalten können. Viyana finalinin heyecanlı yaşandığı Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki muhteşem davet, keyifli sohbetlerle devam ederken İspanyol konuklar da şampiyonluğu kutlamış oldular. Evet efendim, İspanya'yı tebrik ediyoruz tekrar ama ben bizim millilerimizi 3 kez tebrik ediyorum. Gerçekten 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na milli takımımız damgasını vurdu. Bu arada çok üzücü bir haber aldık. Dün akşam aldım ben bu haberi. Hem de olayın gerçekleşmesinden yaklaşık bir 20 dakika sonra bir spor yazarı arkadaşımla rastlantı yan masalardaydık. Hasan Doğan, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan maalesef dün Bodrum'da geçirdiği bir kalp krizi sonucunda yaşama veda etti. Çok acıyla verdi. Bunu bütün gazetelerimizde de Türkiye'de manşetlerde yer aldı. Malum biliyorsunuz Ergenekon davası manşetleri var ama ondan sonra gelen haber Hasan Doğan haberiydi. Herkes üzüldü. Müthiş sempatik bir insandı. O her golden sonra eşine sarılışı, o sevinci, yaşayışı her zaman sonuna kadar da belleklerimizde yer alacak. Hasan Doğan'a buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu arada başta eşi ve çocukları olmak üzere tüm yakınlarına da sabır diliyorum. Efendim bu arada biliyorsunuz kutsal aylara girdik. 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece Regaip Kandili'ydi. Biliyorsunuz ki 3 aylar Recep, Şaban, Ramazan olarak gider. Ve bu 3 aylarda da insanın kendini özüne dönüp, kendi kendini eleştirip, acaba nerede hata yaptım, nerede doğru yaptım ve nasıl doğru yapmam gerekir diye Allah'la baş başa kalıp düşünmesi gereken bir süreç. Biz Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Başkanı, aynı zamanda da Berlin Din Hizmetleri Müşaviri Sadi Arslan'a bağlanacaktık. Ama basın müşavirliğinden zamanında herhangi bir yanıt gelmediği için kendisine bağlanamadık. Ama ben de böylece özetlemiş oldum durumu. Ve konuğumuz Klaus Luger'e dönüyorum. Ja Klaus, also man hat gewettet und du hast gewonnen, dass du schon gewusst hast, Spanien ist also Champion ist bei dem europäischen Mannschaft. Der Generalkonsul Josef Zayger hatte sehr gute Message gegeben, also über die Menschen, also durch die Fußballspielen. Was meinst du dafür? Aber muss ich erst einmal kurz übersetzen, was ich dir gefragt habe. Josef Zayger, bu futbol şampiyonasında insanların birbiriyle nasıl dostluk içerisinde çalışabildiklerini gösterdiğini söyledi. Artı bunun barış açısından ne kadar önemli olduğunu söyledi. Ben de oradan hareketle Klaus Luger'e bu soruyu yönelttim. Sen de aynı düşüncede misin diye. Bizim sevgili dostlarımızdır. Gerek Klaus gerekse Christian. Onun için böyle senli benli konuşuyoruz. Bitte sehr. Zuerst mal noch ein Wort zur Wette. Da gehört immer sehr viel Glück dazu, wenn man bei 16 Teams das richtig erratet und ich habe auch sehr viel Glück gehabt. Aber das, was diese Europameisterschaft, glaube ich, gezeigt hat, war, dass es ein
unheimlich friedliches Fest gewesen ist, ein großes Fest der Freude, es gab kaum Probleme. Und in Österreich, glaube ich, ist noch etwas geschehen, abgesehen davon, dass einer der besten österreichischen Teamspieler ein gebürtiger Türke ist und so auch die Österreicher